Evet, sizinle bugün ne yapacağız biliyor musunuz sevgili dostlar? Bugün X-App'i indireceğiz ve kuracağız ve kameralarımızdan bir tanesini yani x 2yi onunla uyumlayacağız. Bakalım neler yapıyormuş. Bir takım üç kağıtlar var. Şu anda belki... Çok keşfede olmadı çünkü Türkiye'de bu programı çok inceleyen olmadı ama ben size bunun üç kağıtlarını göstereyim. Ama öncelikle yapmamız gereken şöyle bir telefonumuzu açmak. Sonra gidilmesi gereken yere girip buradan X App deyip Fujifilm X App'ı buradan indirmek. Ben bunu indirdim, denedim ama şu anda sizinle beraber yeni kurulum yapıyorum ki siz de görmüş olun nasıl kurulum yapılması gerektiğini. Buradaki şey biraz yavaş gittiği için internet doğrudan doğruya şeyden yapalım, Telefonla yapalım. Şimdi sevgili dostlar. Bunu da kapatmış olalım. Hiç önemli değil. Nasılsa olsa bunu bir parça keseceğiz. Kayıttayız değil mi? Evet kayıttayız. Evet. Fujifilm x sapımızı yükledik. Şimdi sizinle beraber bir açalım. Evet. Şimdi bunları beraber next, 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 next. Odan diyeceğiz. Ha, bakın üç kağıt burada. Burada Other Country'yi sakın seçmeyin. Ben burada şey seçtim, ee, söyleyeyim. United Kingdom seçtim. Oops pardon özür dilerim. United Kingdom seçtim. Nerede United Kingdom? Çünkü Amerika'da çalışmıyor. Allah'ım yapayım ya. Heh burada. Sonra buna done dedim. Next dedim. Agree dedim. Bunları evet diyelim. Sonra bunların hepsini öyle o diyeceğiz. Tüm fotoğraflara erişim ver. Lokasyon. Uygulama kullanırken izin ver ama hepsini birden her zaman izin ver olarak değiştir. Notifikasyonları da okey diyelim, okey diyelim. Tamam diyelim. Şimdi yeni kamera. Önce kendi kameramızı açacağız sevgili dostlar. Sonra şu alttaki display back butonuna basıl tutup şurada bluetooth çıkıyor yeni. Ha. <laughs> ama bir şey unutmayın en son e, yazılımı yüklemeniz lazım. Yoksa kesinlikle çalışmaz. Bluetooth'a geleceğiz. Buradan kameradan, e, pardon telefondan pairing'e gireceğiz. Ondan sonra buradan da başlat diyeceğiz. Hemen buldu gördüğünüz gibi. Müthiş süratli. Tavsiye ederim register deyin sevgili dostlar. Şimdi şu sağ tarafta upload activity var görüyorsunuz değil mi? Upload Activity'ye OK diyeceksiniz. Ha, OK diyelim, ayarla diyelim. Bir daha deneyelim Upload Activity'yi. OK diyelim sevgili dostlar. Şimdi sizde şey çıkabilir, kameranız buna göre ayarlanmadı, set edin diye. O zaman siz set edin, bütün seçenekleri OK'leyin. Kameranıza o bilgiyi göndersin ki aktiviteleri yükleyebilin. Aktiviteleri upload etmezseniz çünkü buradaki timeline, Ha, bakın yine olmadı. Ha buradan Apple'la devam edeceğiz. XApp maalesef oradan giriş yapmamız gerekiyor. Ay çok şey var ya. Sürdür. Tamam. Tamam. Evet. Aktiviteye gelip sevgili dostlar buradan ayarlamalarınızı yapacaksınız. Şimdi timeline'a geldiğiniz zaman bunu yaptıktan sonra bu sefer neyi kullandığınız neyi kullanmadığınız gösteriyor size. Bakın bunlar yürü. Ha, yu, 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 yu. Evet bununla da çekmişiz. Enteresan. Çok güzel. Ve bunları görüyorsunuz. Nerede çektiniz? Hangi kamerayla çektiniz? Hangi e, lens ya da lenslerle kullandığınız bundan sonra o şuradan upload aktiviteyi sürekli yaparak yapıyorsunuz. Sonra image acquisition dediğimiz ya da fotoğrafı ikisini birden kullandığı için aynı yerden hem çektiğiniz fotoğraflarınızı bilgisayarınıza katılıyor tabii ki aktarıyorsunuz. Hem de kameranızı tamamen kullanabiliyorsunuz buradan sevgili dostlar. Evet izin ver. Ve oldukça süratli gördüğünüz gibi. Bakın bir tane fotoğrafı indirelim. Daha önce de indirmiştim fotoğrafı ama çok çabuk indirdi gördüğünüz gibi. Süper. Şimdi aynı şekilde sağ üstte kamera fotoğraf kamerası ikonu var ya oraya basın. Bu sefer de karşınıza kameranızın kendisi çıkıyor. Ve i̇sterseniz hatta şu anda uyur vaziyette ama uyur vaziyette olduğu halde bakalım fotoğraf çekecek mi? Gördüğünüz gibi çekti. Hiç sıkıntısız çekiyor hem de. Harika. Buradan bütün ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. tamam manuel olarak ve uzaktan. İstiyorsanız buradan videoya çeviriyorsunuz ve video ayarlarını yapıp video kaydına başlayabiliyorsunuz. Kameranıza hiç dokunmanıza bile dahi gerek yok ki büyük avantaj bu tabi. Onu da durduralım ve tekrar buraya gelelim. Evet. Hatta geri dönelim sevgili dostlar. Tamam. Şimdi bakalım aktivitelerimize neler yapmışız. Bir tane fotoğraf indirmişiz. Yani çok az kayıt yapmışız vesaire ve hangi şeyi kullandığımız bile. Mesela burada ben Prove'yi kullanmışım ama siz zaman içinde belki negatif kromu kullanırsınız nostaljik negatifi kullanırsınız vesaire vesaire bunların hepsi ne gösterecek? Hangisini daha çok kullandığınızla ilgili ama daha da güzelini biliyor musunuz sevgili dostlar? Timeline'da herhalde bu tabii ki. Nerelerde çektiğinizi fotoğraflarınızı bu sayede görmüş olacaksınız. Sevgili dostlar tekrar hatırlatalım. Bağlantıyı kurdunuz. İlk yapmanız gereken aktiviteden kayıt yapın. Yani hangisinde Facebook'la mı devam etmek istiyorsunuz? Ben Apple'a devam ettim. Siz başka bir şeylerde. Ama onu yapmadan devreye bile girmiyor timeline. Ondan sonra timeline tamamen devreye girmiş oluyor sevgili dostlar. Ee, onun haricinde de burada takım settingsler var. Fuji film user arzu ederseniz buradan isminizi falan da değiştirebilirsiniz. Ee, ondan sonra pardon vazgeçtim. Tekrar şeye dönelim. Buraya dönelim. User information. Ondan sonra tekrar kontakta gelelim. Ve böyle. Vallahi bir şey itiraf edeyim mi? Birincisi program çok süratli. Ee, çok süratli bir biçimde sizinle iletişime yani daha doğrusu kamerayla program çok süratli bir biçimde iletişime geçiyor. Ve ben doğrusunu isterseniz şaşırtıcı derecede memnun kaldım. Ve hepinize tavsiye ediyorum ama unutmayacağınız iki şey var. Bir tanesi, üç şey var hatta. Bir tanesi kameranıza mutlak surette en son güncellemeyi yüklemek. İkincisi seçeneklerde, ülke seçeneklerde other countries'i seçmemek. Yani bir ülke seçim. Done deyin. Ondan sonra da aşağıda connect, timeline ve activity'de aktiviteye girip doğrudan doğruya bir bağlantı kurup ondan sonra da set kamera olacak. Yani göreceksiniz ilk defa yapıyorsanız kameranız bu aktiviteleri indirmek için programlanmamıştır gibi bir ebare çıkacak. Siz de okey diyeceksiniz. Yukarıda seçeneklerin hepsini işaretleyip okey diyeceksiniz. Makinenize o bilgileri gönderecek. Ondan sonra da her yeni kullanımınızda yapmanız gereken çok basit bir şey var. Şu ortada Upload Activity bölümüne basacaksınız. Ve böyle gönderecek. Bu kadar basit arkadaşlar. Vallahi umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Sevgili dostlar hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Varsa bu konuyla ilgili sorular lütfen sormaktan da çekinmeyin. Burada ne yazık ki gösteremedim çünkü benimkiler daha önceden kayıt olmuştu telefonumda da olduğu gibi. Bir Android telefonum yok size yani bunu Android üzerinde de gösterebileceğim. Bundan özür diliyorum ama Android ya da Apple'da hiçbir fark yok. Her ikisi de tıkır tıkır çalışıyor. Şimdilik sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, huzurla kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.